Herkese merhaba. Karikatür Hareketi'nde Akın Çavdarlı karikatüristiniz sizlerle birlikte. Yine çok sıkı fıkı şeyler hazırlamaya çalıştım. Umarım dakikalar güzel geçecektir. Keyfiniz bol olsun. Neler var programımızda? Öncelikle İbrahim Bey, Remzi Bey'i ziyarete gidiyor iş yerine ve çok korkunç bir paranoyası var. O paranoyayı paylaşıyor. Diyor ki yani Remzi abi diyor bu yapay zeka ile ilgili bir çekincesi var, onu dile getiriyor. Şimdi hepsini söylemeyeyim, zaten çizeceğim ben orada. Ondan sonra biliyorsunuz sergi bölümümüz var. Sergi bölümümüz yine bomba gibi. Çok hınzır, çok komik bir dünyanın gerçekten gıpta ettiği çok zekalı bir karikatüristi tanıtacağım. Gary Larson. Amerikalı bir karikatürist ama çok komik, çok absürt işleri var. Onları sizle tanıştıracağım. Geçen bir ağzını yüzünü benzettiğim bir televizyon figürünü kim olduğunu sormuştuk. Bilenler, en kısa zamanda bilenleri buradan sizlerle paylaşacağım. İçlerinden bir tanesine de bir güzelliğim olacak. O güzelliği de sergi bölümünde hep beraber paylaşacağız. Sonrasında Gül gibi bir son basit yazarak çiz köşemiz olacak. Gül yazacağız sadece ve gül çizeceğiz. Olur mu? Olur. Bakalım nasıl olur? Şimdi bakalım İbrahim Remzi'nin iş yerine gitmiş, yapay zeka ile ilgili paranoyasını söylemiş. Bakalım ne olmuş? Öncelikle bir kurşun kalemle bunu yapmamız gerekiyor normalde. Ben normalde yapmıyorum genelde ama şimdi yapalım ki çizmeye başlayanlar her siyah kalemle çizmeden önce yerleştirme ile ilgili bir alışkanlık kazansınlar, daha rahat ederler diye. Onun için mesela yapacağımız karikatürde önce İbrahim'in kafasını şuraya yaparım diye düşünüyorum. Diğer Remzi adlı iş yeri sahibinin kafasını da buraya yapalım diye düşünüyorum. Ve ondan sonra buraya da yazılarını yazarım diye düşünüyorum. Düşünüyorum da acaba nasıl yapıyorum bakalım. Şimdi bize bir İbrahim lazım. İbrahim biraz tabii şaşkın, biraz çekingen bir insan olsun. Ve yine patates familyasından bir burnunu yaptıktan sonra onun hayretle bakan, korkuyla bakan gözlerini de şöyle yerleştirelim. Kaşlarını da kaldıralım ve şu yuvarlakça, yuvarlak yapmak hakikaten çok sempatik yapıyor. İster istemez bol bol yuvarlak yaptığınız zaman eliniz de kolayca alışabiliyor. Evet, İbrahim'in kafası gayet güzel bir kafatasına sahip oldu. Ona birazcık saç ekleyelim ve şöyle bir ağızla onun telaşını ifade etmeye çalışalım. Bıyıksız bir İbrahim düşünemedim açıkçası. Şöyle yapalım, evet. İbrahim bir koltuğa oturmuş olsun. Şöyle tahta ayakları olan bir koltuğa otursun. Elini de şöylecene kolçağa koysun. Evet, olağanca basit yapmaya çalışıyoruz. Ve şöyle de diyelim ki bir ayak üstüne atar gibi yapalım. Evet. Evet, çok da kibar attı ayak üstüne. O kadar ihtiyacım yoktu ama ne yapalım? Gelişine bir kibarlık gördük. Ve bu elini de Remzi abisinin makam masasına dayamış olsun. Evet. Şimdi kalemimizi değiştiriyoruz. Sayın yönetmenimin söylediği gibi arka cebimizde yedek kalemimizle olaya devam edeceğiz. Devam ederken de şöyle bir makam koltuğu yapalım. Pardon, masası yapalım. Remzi'nin masası. Evet, Remzi Bey'in iş yerindeyiz şu anda. Gelsin çaylar, gitsin kahveler şeklinde. Evet, masasını da yerleştirdik. Şöyle mobilyasını da yapalım kolaylıkla. Ve bir de çayını koyalım. Çay olmadan olur mu? Evet, çay da içmişler. Kendi de içmiş.
Evet arkadaşlar, sohbette, iş yeri sohbetinde. Şuraya da basit bir iş yerini neşelendirecek bir yeşillik koyalım. Evet, epeydir de sulanmamış yeşilliğimiz. Evet, yavaş yavaş geliyoruz Remzi abisine. Remzi abisini yapalım bakalım. Remzi abisi de aynı özelliklere sahip. Şöyle bir gözü böyle hafif de şaşkın yapalım. Hatta şöyle ağzını da biraz mutlu yapalım. Onu dertlerinden acaba uzaklaştıracak birkaç kelime kullanmış olabilir mi acaba diye. Evet, şöyle basitçe ellerini de birleştirelim. Şuraya şöyle bir şey yapalım. Saç cihazını da ekleyelim. Evet. Bir de güzel makam koltuğu yapalım şöyle. Evet. Parlak da bir masası olsun. Evet, hemen hemen ortaya çıktılar sayılır. Şimdi onları bu iki eski dost ziyarete gelmiş İbrahim Remzi abisine ve ona bir şeyler söylüyor. O da ona cevap veriyor. Hafifçe renklendirelim. Nasılsınız Muhammed Bey? İyi misiniz? Güzel. Bu kamera açınız çok güzel geliyor buradan bakınca. Şimdi boyalarımızı alma vakti. En sevdiğim suyu en büyük fırçayla tonlama aşamasına getirmek. Tonladığımız zaman bizlere şöyle bir ışık gölge oyunu verdiği için patatesi daha bir patates yapabiliyoruz. Burun patatesini. Koltuğa gölgesini daha rahat düşürebiliyoruz. Koltukta yani hakikaten keyifli bizim koltuğumuz. Muhammed Bey, bir günde gelin sizi koltuğumuza misafir edelim. Bizim koltuğumuz bu kadar konforlu değil ama yine de seni misafir edebiliriz koltuğumuzda. Evet, tonlama tüm hızıyla devam ediyor. Koltuğumuzun altına da gölgesini atıyoruz. Evet. Şimdi de Remzi adlı arkadaşın ışık gölgesini yapıyoruz. Biraz da masasını parlatalım. Evet. Şimdi biraz renk katma zamanıdır. Kocaman fırçamızı kenara bırakıyoruz. Ve daha küçük olan fırçamızı elimize aldıktan sonra biraz renk verelim onlara. Evet, biraz da Remzi'ye ve... Evet, hafif kırmızı ve sarıyı karıştırarak tenimsi bir renk elde ederek tüm hızımızla boyut katmaya devam ediyoruz. Bakalım İbrahim telaşında haklı mı, haksız mı hep birlikte göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Yeşillik deyip de yeşil koymamak olmaz. Yeşili de koyalım. Bakın nasıl yeşillendi fındık dalları diyesim geliyor. Evet, türkü söylemek çok rahatlatıyor. Hatta sürprizimizin içerisinde bir saz tutan bir arkadaşımız da olacak sergi bölümünde. Bakalım o arkadaşımıza sürpriz yaptığımız bir güzelliği o kendisi nasıl bulacak? Yeşil demişken onu da söylemiş olalım. Evet, mavisiz bir karikatüre bence ha demeyelim. Diyelim ki olabilir diyelim. Ha demeyelim ama olabilir diyebiliriz. Evet, kahverengimiz var mı? Kahverengimiz. Şuralarda bir kahverengi olacaktı. Evet. Kahverengiyi vurunca masif mobilya pahalılığını hemen basitçe elde edebiliyoruz. 5 kuruş vermeden. Sadece ucuz fırça darbeleriyle. Evet, biraz da buralara dağıtalım. Evet, görüyorsunuz mesela mavi buradan buraya aşağı gelince, akınca sanki masaya aksetmiş Remzi'nin gömleği şeklinde görebiliyoruz.
Evet, İbrahim'e de küçük bir renk verdikten sonra kurumaya geçebileceğiz. Ona vereceğimiz renk de şöyle, şöyle bir renk olsun. Sarıyla neyi karıştıralım mesela? Mavi karıştıralım. Belki sarıyla mavi karışınca ne renk olur diye bir yarışmada çıkarsa karşımıza yeşil diye bağırabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi çok klas olmayan bir yeşil oldu bizim mavimizde. Sarımız tabii çok daha farklı sarılarla maviler bir araya gelince yeşilin çok daha güzel renkleri olabilir. Bizim şimdi aceleye ihtiyacımız var. Sadece burada minik bir detayı atlamadan geçmek istemiyorum. O da çay rengi. Çay, evet. Ne kadar ısıttı ortalığı. Sana çay yaptım kelimesinin o kadar güzel bir şeyi var ki, vibe'ı var ki vibe. Yani şu İngilizlere bayılıyorum ya. Nasıl da dilimize böyle şeyler sokmaya çalışıyorlar. Duyguya mesela vibe diye ifade ediyorlar. Çok güzel bir duygusu var. İngilizce tabii böyle her yerden toparlama kelimelerle oluşturulmuş hakikaten hakim bir dil. Evet, şimdi bu Remzi ile İbrahim kururken biz sergimize doğru yol alalım. Hoş geldiniz tekrardan sergime. Sergimizde neler mi olacak? Bahsettiğim gibi bir Amerikalı hınzır bir karikatüristi sizlere tanıtmaya çalışacağım. Gary Larson. Gary Larson'ın size, siz karikatürünü izlerken ben de onun hakkında bir iki küçük bilgi kırıntısını yazmıştım. Onu okumaya çalışayım. Hoş geldiniz Gary Larson'ın güzel karikatürü. Evet. Gary Larson, siz karikatürüne bakarken ben Gary Larson hakkında ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Gary Larson 14 Ağustos 1950 doğumluymuş. Aynı zamanda çevreci ve müzisyen bir kişiliği var. Yani komple sanatçı olma yolunda kendini yetiştirmiş bir insan. 15 yıl boyunca uluslararası gazetelerde yayınlanmış binlerce gazete karikatürlerinden derlediği ve kitap dizisi olan The Far Side'ın sahibi. Öyle bir kitabı var, kitap serisi var. Aynı zamanda diğer mesleği de diş hekimi. Ve çizerimiz bir süre muayenehanesini kapatıp 10-15 yıl boyunca harala gürele karikatür çizmiş. Sonra 15 yıl sonra karikatüre ara verip tekrardan muayenehanesinin tozlu masasının üzerine silerek yine işine devam etmiş. Bu arada genelde absürt tarzdaki karikatürlerinin konuları da böyle ilk çağlar, ıssız ada karikatürleri, hayvanlar, doğa ve sosyal ilişkiler anlamında bir sürü iş üretmiş bu karikatürist insan. Şimdi tabii bizim Türk ve dünya karikatüründe de çalışan bir sürü karikatür emekçisine de en hafif tabirle müthiş bir esin kaynağı olmuş diyebiliriz. Bakın arakladılar demiyorum ama esin kaynağı olmuş diyebilirim. Tabii bu arada emeğe saygı diye böyle bir biliyorsunuz kelime grubu var. Bu da hoş bir sada olmasın atmosferde isteriz tabii ki. Emeğe saygı her zaman çok önemli. Evet, bu karikatüründen diğer karikatürüne geçiyoruz. Aslında bir dakika geçmeyelim Muhammed Bey. Bu karikatürü birazcık seslendirelim. Olur mu? Seslendirebilir miyiz? Seslendiririz, evet. Muhammed Bey'in sürprizlere hiç tahammülü yok. Onun için sürprizsiz bir akış gerçekleştirmeye çalışıyorum. Evet, Taş Devri'nden bahsetmiştim. Taş Devri'nde, tabii Taş Devri'nde şu oyun, Taş, Kağıt, Makas adlı oyun daha icat olmamıştı. Daha doğrusu kağıt ve makas icat olmamıştı Taş Devri'nde. Taş tabii ki vardı. Oranın mağara insanı oyun oynamayacak mı yani? Onların ne eksiği var? Onlar da taş, kağıt, makas yerine görüyorsunuz. Taş oyunu oynuyorlar. Evet, yine başlıyoruz diyor. Yine kazanan çıkmadı beyler diyor üçlüdeki taş devri insanı. Yeni baştan oynuyoruz. Evet, 1-2-3 taş. Gördüğünüz gibi yine kazanan çıkmadı. Ve böylece cilalı taş devrinden yakın çağa kadar devam eden bir oyunu bize kendisi aksettirmiş. Şimdi diğer karikatürüne geçiyoruz. Diğer karikatürü de sosyal ilişkiler üzerine bir hiciv karikatürü. Bu karikatürde de bir vatandaş restoranda tuvalete gidiyor. Fakat çıkarken şaşırıyor. Çünkü niye şaşırıyor? Orada koskoca bir
Akıllı bir tuvalet burası. Akıllı tuvalet dışarıya haber veriyor. Diyor ki eller yıkanmadı. Eller yıkanmadı. Vak vak. Eller yıkanmadı. Evet. Gördüğünüz gibi ellerini yıkamamış vatandaş da şaşırıyor. Demek ki tuvaletten ellerini yıkamadan çıkan Amerikalıları hicvetmesi bence çok komik. Tabii ki bizim yurdumuzda böyle bir şey olmayacağını düşünüyoruz. Bizdeki akıllı tuvaletler daha henüz bu kadar akıllanmadı diyelim. Evet, şimdi geçiyoruz diğer karikatürüne. Bu da çok komik bir karikatür. Demiştim taş devri ve ilk çağ insanları ile ilgili absürt karikatürler yapıyor. Gördüğünüz gibi burada da ilk çağdan beri gelen araba çarpışma testi gibi ilk yolculuk testlerini de ifade etmiş bu komik karikatürüyle Gary Larson. Bu da şimdi son karikatürümüze geçiyoruz. Bu son karikatürümüz de eğlenceli olduğu kadar da aslında komik. Şöyle komik, çünkü bir gemi kazasından kurtulan vatandaş tahta parçasıyla bir adayı gözüne kestiriyor. Fakat o adaya daha önceden çıkan bir köpek görüyoruz. Ve o köpek de bir sahibi olmalı mutlaka. O sahibi de dikkat köpek var tabelasını koymuş o adaya. Gördüğünüz gibi insanoğlu ikilemler arasında hayatını sürdürmeye devam ediyor. Evet, size bahsetmiştim ben geçenlerde yaptığım bir ağzını yüzünü benzettiğiminin bir figürünü, portresini kimler bilecek demiştik. Ve ilk bilenleri sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi paylaşıyorum. Kıymetli izleyenlerimden Başak Bağcı, Fatime Erçağ, hepsine selam gönderiyorum. Feyziye Özberk, Sabah Özkan, Ayhan Çabuk, Uğur Sundu, Özlem Duman, Onur Sevdik, Serap Özge Türkoğlu ve Sedef Bize Gelen. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tez zamanda ağzını yüzünü benzettiğim kişiyi bildiniz ve bana WhatsApp'tan gönderdiniz. Bu arada kendime de ceza kesmek istiyorum. Çünkü WhatsApp'ta bütün sizin güzel bilgilerinizi rica etmiştim. Sizler de göndermiştiniz. Yaşadığınız şehir, hobileriniz ve yaptıklarınızla ilgili. Fakat birçoğumuzun süreli mesajları olduğu için onlara tam yayından önceki akşam kağıda geçerken baktım ki hepsi uçmuş. İşte size dijitalliğin ne kadar kalıcı olduğuna dair bir örnek. Burada ben hatalıyım. Bir sonrakinde sizlerle ilgili bilgileri daha da geniş yazmayı ve size iletmeyi düşünüyorum. Demiştim ki size bu bilen arkadaşlarımdan bir tanesini böyle kendim gözüme kestirip portresini yaptım. Şimdi bu portreyi izliyoruz. Kendisi vallahi gül gibi kalbi olan, elinde sazı olan ve kendisi Ayhan Çabuk olarak bildiğimiz ama gerçek ismi ve herkesin tanıdığı ismiyle Aşık Ayhani. Abimize böyle bir portresini yaptım. Sürpriz şu anda. Kendisi de şu anda izliyor. Ve bu sürprizlerim devam edecek. Bir sonraki portremi de bilenler arasından yine böyle bir izleyenimi portresini yapmayı düşünüyorum. Evet, burada Aşık Ayhani kendisi bir ne yapmış? Yanında da bana bir mani yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Manisini de burada sizlerle paylaşıyorum. Ve şimdi bu haftanın sorusuna geliyorum. Bakalım bu haftanın sorusunda ki ağzını yüzünü benzettiğim kişi kim? Kendisi kendisini tanıtsın. Türk televizyon tarihinin en cıvık sunucusu unvanının sahibiyim diyor. Sunduğum yarışma formatındaki çarkı öyle sulandırdım ki hala kurutamadılar. Magazine malzeme olmak adına reytingimi arttırıp paraları istiflemek için neler yapmadım ki? Programda vatandaşın pantolonunu indirmekten hostes kızlara abuk subuk laf atmalara kadar inanılmaz ucuzluklar sergiledim. Nasıl saygı değer olunmazın kitabını yazdım. Bilin bakalım ben kimim diyor. Evet, WhatsApp'ıma attığınız kim olduğuna dair bilgilerinizi bakıp bilenleri de tekrardan dediğim gibi kıymetle yad edeceğim buradan. Şimdi kurumuş olan
İbrahim ve Remzi diyaloğunun balonunu yazalım ve oradan hızla gül yazarak gül çizelim. Bakalım nasıl olacak? Evet, İbrahim'le Remzi'nin yapay zeka muhabbetini seslendirelim bakalım. Ne diyormuş İbrahim Remzi'ye? Ne olacak bu işin sonu Remzi abi? Yapay zeka mı ne? İşimizi elimizden alacakmış. Ne yaparız yahu diye söylüyor makamında Remzi'ye. Remzi'den şöyle bir mekanik ses çıkıyor. Aldılar İbrahim, aldılar bile. Bu arada beni de değiştirdiler. Artık... Adım da Remzi değil. X Toret 456 dız 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 dız. Bir çay daha diye yapay zekanın aslında hızla işlerini ellerinden aldıklarını görüyoruz. Biraz Muhammed Bey, yapay zeka sizden de işinizi elinizden alırsa diye biraz telaşlı gülmediniz bu karikatüre. Dramatik geldi herhalde size. Evet. Şimdi hızla gül yazarak gül resmi çizelim, gül karikatürü yapalım. Bakalım nasıl olacak? Evet, gül çizmek için sadece yapacağımız bir şey var, o da gül yazmak. Bu şekilde gülü yazarsanız, mesela şöyle yazarsanız, Ü'yü de şöyle yaparsak, mesela diyelim ki aşağıya doğru, yani hep soldan sağa yapıyorduk. Mesela şöyle yapabiliriz herhalde gülü. Gülü yaptık, şimdi bu gülden... Bir gülü nasıl yaparız? Onu hep beraber görelim. Ben de merak ediyorum. Sadece G'nin böyle ucunu biraz daha kıvırıyoruz. Ü'yü gülen yüz gibiydi. Onu birazcık azaltıyoruz. Şimdi şöyle birleştirdikten sonra gördüğünüz gibi bir de böyle yapraklarının devamını indiriyoruz. Şuraya da şöyle bir gülün taç kısmı mı diyelim artık, yanlış bir şey söylemeyelim, ekliyoruz ve böyle devam ettiriyoruz. Bu L'nin şeyi ne olacak yani? Ona da bir yaprak efekti veriyoruz. Bir tane de şuraya yapalım. Evet, şöyle de otları yaptıktan sonra gördüğünüz gibi gül yazdık ve gül çizdik. Umarım sizler de kolaylıkla gül yazıp gül çizip benim WhatsApp hattıma buraya atabileceksiniz. Gönderdiğiniz her türlü gönderileriniz benim her zaman gönlümdedir. Hepsine mutlaka cevaplamaya çalışıyorum biliyorsunuz. Ve programımızın ne yapıyoruz? Sonuna geldik. Dakikalar havada uçuştu. Umarım keyifli dakikalar geçirdiniz. Olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Hep birlikte izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.